Evet, ilk yapacağımız ilk iş şu olacak arkadaşlar. Node.js yazıyorum Google'a. Download 10.14.1 LTS'yi indirin. Node.js nedir? Öncelikle bundan bahsedelim. Daha önce bir fikri olan var mı? JavaScript tabanlı. Sunucu. Yani JavaScript tabanlı server üretiyorsunuz. Web server üretebilirsiniz. Web sunucusu olarak kullanılabilir. Yani PHP, .NET bunları bilmiyorsan JavaScript tabanlı Node.js'i öğrenebilirsin. Sunucu dosyaları Node modülü kopyaladığın zaman 7-8 MB'lık bir dosya. Bunu al USB'de taşı, bilgisayarına VPN'i yüklediğin zaman en kolay şekilde bunu çalıştırabiliyorsun. Node.js'in bize sağladığı avantajlardan biri şu. JavaScript tabanlı olduğu için bu diğer dillere göre daha adapte olunabiliyor, daha kolay kod yazması, daha hızlı çalışıyor. En önemli avantajı hızlı çalışması. Çok hızlı çalışıyor arkadaşlar. Hızlı sonuç üretebiliyor. Bunun haricinde PHP tarafında post get işlemleri yapıyoruz ya. Bu form elemanlarının yaptığı işlemleri aynısı üretebiliyor. Form işlemleri yapabilir. Bunun haricinde socket programlama üzerinde kullanabiliyorsunuz. Yani C# ya da Java üzerinde yaptığınız socket haberleşmesini Node.js yapabiliyor. Bağımlılıklar var. Mesela yeni bir program yükleyebiliyorsunuz Node.js üzerine. Şunu yapıyorsunuz, yeni bir program yüklemek istiyorsanız. Bir kere program yükleyebileceğimiz ortam nedir? VPN. Node Package Manager. Program kurmak istiyorsak bilgisayarınızda VPN'in yüklü olması lazım. Node.js'i kurduğunuz zaman VPN'in içerisinde geliyor. VPN üzerinde bir program kurmak istiyorsanız VPN boşluk install boşluk bağımlılık paketinin ismini yazıyorsunuz. Mesela HTTP paketini yüklemek istiyorsunuz. VPN boşluk install socket.io yüklemek istiyorsunuz örneğin. VPN üzerinde program bu şekilde kullanılıyor. Herhangi bir node dosyasını çalıştırmak istiyorsanız mesela bir tane index.php gibi düşünün. server.js dosyası ürettiniz. Bu web sayfası üreten bir sayfa olduğunu düşünün. Bu server.js dosyasını çalıştırmak istiyorsanız node boşluk server.js yazdığınız zaman HTML sayfa olarak bunu çıktı olarak alabiliyorsunuz. Evet, başka neler yapabiliriz? Birkaç bir şey karalamıştım daha öncesinde. Bir bakalım neler yapabiliyor. Sağladığı avantajlar. Asenkron programlama amaçlı kullanılır. Bir web sayfası dosyayı açıp içeriğini sunucu tarafında gösterir ve içeriğini istemciye iletir. Yani bize sağladığı PHP'de .NET'te yapamadığınız bir işlemi burada kolaylıkla sağlayabiliyorsunuz. Mesela şöyle düşünün. ASP.NET'te bir web sitesi ürettiniz. Web sitesi üzerinde yazdığınız bir kodu değişiklik yaptığınız zaman tekrar o projeyi build etmeniz gerekiyor. Burada JavaScript dosyasını değiştirin, dosyayı kaydedin, direkt build edilmiş oluyor. Yani dosya içeriğini değiştirdiğiniz gibi web tarafında bunun çıktısını görebiliyorsunuz anlık olarak. Bunu başka neler yapabiliyoruz bundan? Güzel bir yapısı var. Bunu .NET'te ya da PHP tarafında görmediğim bir yapı. Mesela socket üzerinde bir değer gönderiyorsunuz.
Gönderdiğiniz RAM değerler RAM'de kaydediliyor. Bilgisayar kapatılana kadar gönderdiğiniz değerleri bir dizi içerisinde saklıyor gibi düşünebilirsiniz. Mesela chat uygulaması yapıyorsunuz. Gönderdiğiniz her bir değer bilgisayar kapanana kadar bir yerde saklanıyor. Bunu PHP tarafında hiç böyle bir yapı olup olmadığını görmedim. Daha önce görmediğim bir yapıydı bu. Bunun haricinde başka neler yapabiliyorsunuz? Asenkron işi yapıyor. Yani normalde PHP'de şöyle bir yapı var. Mesela bir dosya upload yapacaksın. Dosya upload'ı yaptıktan sonra altta veri tabanı sorgusu çalıştıracaksın. Düşün. Burada ise tam tersi bir yapı var. Her iş birbirinden bağımsız şekilde hareket ediyor. Yani file upload yapacaksın, o ayrı bir görev. Veri tabanına kaydedeceksen ayrı bir görev. Programı çalıştırdın da seni bekletmiyor. Asenkron olarak bunların her birini tek tek kendisi yürütmüş oluyor. Bu da kodu en hızlı şekilde çalıştırabilmemize olanak tanıyor. Bunları bir okursunuz arkadaşlar. Dinamik sayfa içerikleri üretebiliyorsunuz. Sunucu tarafında dosya oluşturabilir, açabilir, okuyabilir, yazabilir, silebilir. Bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Formdan gelen verileri toplayabilirsiniz. Yani PHP'de ne yapmıştık? Posttan gelen değerleri, Android'den gönderdiğimiz değerleri PHP tarafında yakalayıp oradan gelen değerleri veri tabanına kaydettik. Node.js'i doğrudan web server olarak kullanabildiğiniz için MySQL, MS SQL gibi dilleri de veri tabanına bağlayabilirsiniz. Veri tabanına veri ekleyebilir, sileyebilir, bu işlemleri yapabiliyorsunuz. Biz bu Node.js'i ne amaçla kullanabiliriz? Firebase'i alternatif olarak kullanabiliriz. Firebase'de veriler nasıl yükleniyor? Firebase database diyelim. Firebase database normal MySQL, MS SQL veri tabanından farklı bir yapıya sahip. SQL, VS, NoSQL olarak araştırırsanız bunların arasındaki farklılıkları görebilirsiniz. Firebase arka planda NoSQL bazlı çalışıyor. Yani dosya üzerine kaydediliyor değerler. SQL'de ise bir select sorgusunda bulunmak istiyorsan atıyorum 100 bin satır var. Bu satırların her birini tek tek ziyaret ediyor. Bu da yanıt süresini geciktirmiş oluyor. NoSQL'de ise dosya bazlı değerleri tuttuğun için nokta atışlı en hızlı şekilde değerlere erişebiliyorsun. NoSQL'de dosyalar JSON formatında saklanıyor. SQL'de ise tablo içerisinde bir satır verisi olarak bunları görebiliyoruz. Firebase'in NoSQL tercih etme sebebi bunun hızlı olması, içeriğin rahatlıkla JSON formatında olduğu için değiştirilebilir olması. Bu nedenle bunu tercih etmişler. Mesela MongoDB NoSQL'e güzel bir örnek. SQL'e örnek MySQL, MS SQL. Firebase database dediğimizde NoSQL kullanımları bilelim. Firebase neydi servisin ismi? Firebase Cloud Messaging. Bildirim gönderme işlemleri yapmak istiyorsanız Firebase Cloud Messaging kullanabilirsiniz. Firebase Cloud Messaging'e rekabet edebilecek bir yapıyı kendiniz üretebilirsiniz. Yani ben Firebase'in mesaj açma servisini kullanmak istemiyorum. Bunu kendim yazabilir miyim derseniz yapabilirsiniz. Node.js üzerinde Socket.io yüklerseniz gelen tüm istekleri Socket üzerinden haberleştirip tüm kullanıcılara anlık bildirim yollayabilirsiniz. Bunu hafta sonu dün videoyu çektim, YouTube'a attım. Burada örnek göstermiştim. Bizde vaktimiz yetişmeyecek. Size sadece içerik ekletip onları listelemeyi göstereceğim. Firebase Cloud Messaging'de yaptığımız işlemi Node.js artı Socket.io kullanarak yapabiliriz. Bugün de zaten buna benzer bir örnek yapacağız. Bir chat uygulaması yapmak istiyorsanız verileri veri tabanına kaydetmeniz hiç mantıklı olmaz. Eğer yaparsanız daha önce bunu yapmıştık. Değil mi Fahri? Evet hocam. Şöyle bir problem yaşamıştık. Fahri'nin bitirme projesinde şu çalışmada kullandık biz bunu. Neredeydi? Mesaj gitti mi? Evet mesaj gidiyor. Veri tabanına gidiyor ama şöyle neredeydi?
Mesajı biz gönderdik. Şöyle bir uygulama arayüzü dizayn etmiştik. Mesajı gönderdik. PHP tarafına veri tabanına kaydettik. Karşı tarafa anlık gitmiyor istek. Karşı taraf arka planda sürekli servis çalıştırdığı için cihazı arka planda sürekli yoruyoruz. Diyoruz ki yeni bir istek var mı? JS formatında bunu saklayabilirsiniz. Var ya da yok. True ya da false dönüyor size. Arka planda her 15 saniyede bir asenkron bir iş çalıştırıyorsunuz. Sürekli bir sorgu yapıyor. Bu da tabii kullanıcı bunu bilmiyor. Cihazı yorulabilir, kasabilir, interneti tüketebilir gibi durumlar oluyor. Ama siz Firebase'de bunu yapmıyorsunuz. Ya da WhatsApp uygulamasında böyle bir yapı yok. WhatsApp uygulamasında Socket.io gibi ya da Firebase Database gibi bir yapı var. Veriyi eklediğiniz gibi kullanıcıya anlık düşmesi lazım. Biz burada anlık düşürtemiyorduk. 15 saniye gecikmeli geliyordu. Yani bu sayfaya PHP tarafında tekrar bir istekte bulup tekrar yanıtı yakalamamız gerekiyordu. Bu da programı ciddi derecede yorabiliyor. Yazmış. Eğer böyle bir yapıyı chat uygulaması yapacaksınız arkadaşlar, anlık değerleri gösterebilmeniz lazım. Bir yazı yazdığınız gibi karşı tarafa anlık ulaşması gerekiyor. Bu nedenle socket programlama üzerinde işlem yapmanız gerekiyor. Ya da mesela Firebase Database'de de böyle bir yapı var. Firebase Database'in üzerinde bir değişiklik yaptığınız zaman tüm kullanıcılar bu değişikliği gözle görebiliyor. Yani şurada yazı mı var? Bu yazıyı değiştir. Bu activity sayfası açıkken bu yazının değiştiğini anlık görebiliyorsun. Firebase Database'de böyle bir yapı var. Böyle bir yapıyı kendiniz Node.js üzerinde üretebilirsiniz. Yani Firebase'i kullandığı altyapının arka planında Node.js gibi bir teknoloji olabildiğini düşünebiliriz. Biz Firebase kullanmak istemiyorsak, ileri seviyede bir proje geliştireceksek, firmalar Firebase kullanmanı istemeyebilir. Der ki buna alternatif çözümler üret, benim sunucum var, bu sunucu üzerinde ben bu sistemi kurabileyim. Firebase servisini beni bağımlı kılma der. Yani bu nedenle ileri seviyede mesela biz Volley'i gördük, Retrofit'i gördük, XML, JS parçalım bunları bildiğiniz zaman bir de anlık haberleşme yapabileceğiniz çalışmalar olabilir. Mesela vardı bir tane araç teklifi yapabildiğiniz bir site vardı. İsmi gelmiyor aklıma. 5 dakika içerisinde araç teklifi yapıp o teklifi satışa dönüştürebiliyorsunuz. Neydi? Ne? Saygından değil. Neyse gelmiyor aklıma. 5 dakika içerisinde arabam da değil. Neyse gelmiyor aklıma şu an. 5 dakika içerisinde teklif verip işlem yaptırmanız gerekiyor. Burada normalde veri tabanına gideyim de host dediğim şu değeri web servis üzerinde yapayım diyemezsiniz. Anlık haberleşebilmeniz lazım. Yani ya da kullanmışsınızdır. Neydi bu uygulamanın ismi? Çok popüler bir uygulama var bu sıralar. Anlık olmaz. Soru üzerine bir uygulama vardı. Hadi mi? Evet. Evet, Hadi'ydi ismi. Evet. Anlık. Ne yapıyor? Oradaki mantığı söyleyebilir misiniz? Video paylaşımı yapıyor. Anlık olarak soruları ekrana bastırıyor. Günde yarım saat mi? Kaç dakika? Kullanan var mı aramızda? Günde iki sefer yapıyor. Günde iki sefer yapıyor, evet. Yarım saat. Yarım saat sürüyor. 15 dakika. Tamam. 15 dakika içerisinde size sürekli sorular soruyor. O soruları da atıyorum 500 bin kişi, 600 bin kişi anlık olarak yanıtlıyor ve yanıtladıktan 3-5 saniye sonra tüm yanıtları gösteriyor. Böyle bir yapıyı web servisi asla yapamazsınız. Socket haberleşmesi, real time olayı yapmanız lazım. Socket'ten kastım arka planda bu işleri anlık yapabilmek. Real time. Mesela Firebase'de real time database olayı var diyoruz. Ya da bildirim göndereceksek tüm kullanıcılara anlık ulaşabilmesini sağlayabilmek için cloud messaging servisi. Bu yapıları arka planda üretmek istiyorsanız Node.js artı Socket.io bu yapıları kullanmanız gerekebilir. Ben şu an öyle bir uygulama üretmek istesem Node.js artı Socket.io üzerine yaparım. Bu işlemi PHP ile yapamam. Niye yapamam? Ya da bir oyun yapacaksanız Node.js'i çok güzel oyun yapabilirsiniz. Çok kullanıcılı bir oyun yapabilirsiniz. Gidip ama bunu PHP ile yapamazsınız. İstekte bulunacağım 1-2 saniye sürecek. Yanıt alacağım 1-2 saniye sürecek. Düşün yani arada 4-5 saniye fark ediyor. Ben butona bastığım gibi direkt karşı taraftaki kullanıcı haberdar olabilmesi lazım. Değil mi? Yani böyle bir yapıda sizin
anlık haberleşmeniz gerekiyor. Real time. Büyük oyunlardaki olay da böyle. Evet. Hocam bilgisayar içindeki. Evet. Orada bilgisayar üzerinde port açıyorlar. İslamcı sunucu tarafından. O ilgili portlar üzerinden haberleşme sağlıyorlar. Neyse. Devam ediyorum. Sorunuz varsa alabilirim. Hocam, peki neden Node.js ve Socket IO? Yani niye Node.js? Alternatif var mı bilmiyorum. Başka ne var? Firebase'i kullanmazsınız, başka ne var bilmiyorum. Node.js dışında başka yok mu? Bilmiyorum. Araştırabilirsiniz. Ne? AngularJS diye bir şey var. AngularJS hangisini yapabiliyor musunuz? Emin değilim, öyle bir şey de var yani. Bilmiyorum. Bir araştırın. Size de bu araştırma konusu olsun. Ben bunu birkaç yıl önce zaten duydum. Node.js piyasada popüler. Türkiye piyasasında da böyle iş ilanı arayabilirsiniz. Bunların karşılığı var. Ama bilmiyorum. AngularJS'te bu Socket IO'nun yaptığı işlerin aynısını yapabilen bir teknoloji var mı? Niye C Sharp ya da Java ile üretmiyoruz da niye Socket IO kullanıyoruz derseniz, Java kasıyor arkadaşlar. Bunu denemesini yaptı. Birkaç istek yolluyorum. Sunucu zaman aşımına uğruyor. İsteklerin hepsini yanıtlayamaz duruma geliyor. Böyle bir yapıyı tercih etmek istemezsiniz. Yani o istekler bağlantı koptuğu zaman tekrar o proje ayağa kalkabilmesi lazım. Şimdi buraya indirdik değil mi? Dosyamızı indirdik. MSI dosyasını bilgisayarımıza yükleyelim. Nereye kursun? C içerisine program files Node.js klasörünü yüklesin. Next diyorum, değiştirmiyorum. İzin verelim. Evet, finish dedim. Şimdi C içerisine girelim. Buraya bir tane klasör açıyorum. Node server dedim örneğin. Node server. Şöyle yapalım, bir de cmd'yi açın. Dosya konumunu aç deyin. Sistem 32 içerisindeki cmd'yi kopyaladım. Node server içerisine yapıştırdım. Şimdi cmd'yi açtım. Şimdi ilk yapacağım çalışma şu olsun arkadaşlar. Kategoriler, web sayfamı açın. Node.js dersleri. Kurulumu da yaptık artık. Şuradan indirdik. Dedik ya, biz bunu web sunucusu olarak kullanabiliriz. Şöyle yapın. Bir tane dosya için ismi örneğin web olsun. Web.js uzantılı kaydedin bu dosyayı. Düzenle dedim. Şu Node.js kurulumu makalesine tıkladığınızda altta kod bloğu var. Burayı kopyalayın arkadaşlar. 80-80 yerine 80-89 yaptım örneğin. Bir port üretiyorum. Web server portu. Dosyayı kaydettim. Dosya farklı kaydet. UTF-8 olsun. Kaydettim. Yani bu dosyayı web.js olarak kaydediniz. Evet, şimdi ben bu dosyayı çalıştırmak istiyorum. Siz nasıl bağlandınız bu arada? Kim hocam? Bazılarınız tarayıcıda açmış. Nasıl açtınız? Kopyalamıştı hocam. Localhost 80-89. 2 nokta üst üste yazdığınız zaman açılıyor mu? Evet. Ben de açmıyor. Önce çalıştırmanız lazım dosyayı. Evet, önce çalıştırmanız gerekiyor. Siz benden daha iyi biliyorsunuz. Yok. Not boşluk. Not boşluk web.js yazın. Enter'a basın. Şimdi localhost 2 nokta üst üste 80-89 yazdınız. Enter'a bastınız. Web sayfası olarak açtınız. Yani web server olarak kullanabiliyorsunuz Node.js'i. Sıkıntı şu hocam. Yani, karakter set mi? Hayır.
klasik web server'cı olarak şu anda hala bağlantıyı çözemedim. JavaScript tabanlı server ürettik. Hala şu bağlantıyı çözemedim. Yani server nerede şu anda? Mantıklı. Makineyi kapatmasından gidecek uzak. Doğru mu? Evet. Sürekli açık kalmasını sağlayabiliyorsunuz. Peki benim fazlaki server mi hocam? Server kapandı. Restart attı kendini. Tamam. O dosya tekrar çalışabilecek bir sistem üretebiliyorsunuz. Klasik mantığı var ya, Apache server mantığı var ya. Hala ben onu alıyorum şu an. Nerede benim dosyalarım? Yani şunu yapmıyorsunuz artık. Bilgisayara zamp kurdunuz. PHP dosyasını attınız. İlgili klasörde çalıştı. Orada öyle bir mantık vardı. Burada ise bu portu aç. Bu portun içerisinde şu dosyayı göster mantığı var. Bildiğiniz text uzman kurdak yorum yani. Yani JavaScript'in zaten olayı bu. Tamam, mesela şurada Türkçe karakterde problem veriyor ya. Bunu değiştirebilirsiniz. Bir komut set yazar, değil mi? Content type. Buraya mesela char set değil. UTF-8. Şimdi bu server'ı kapatmanız gerekiyor. Bakınız. Niye? Ctrl V'ye bastım. Ctrl C pardon. Bu dosyayı kapatın. Ctrl C'ye basın. Çıkın artık bu dosyadan. Tekrar çalıştırın. Enter'a bastım. Türkçe karakteri görmedim mi? Şöyle bir aratalım o zaman şunu. Evet, content type'dan sonra belirtilebiliyormuş. Şöyle bir problem var diyor. Bunu bu şekilde getirmem gerekiyor diyor. Şöyle yapmamız yeterliymiş. Tekrar çıktım. Tekrar açtım. Evet, enter'a bastım. Türkçe karakter problemi düzelttim. Şöyle yaptık arkadaşlar. text/html'den sonra noktalı virgül ekledim. Charset UTF-8'e ekledim. Dosyayı kaydettikten sonra şu an bu server çalışıyor, bakınız. Nokta imleç sürekli yanıp sönüyor. Şu an bu sayfayı kapatmanız lazım. Ctrl C'ye bastınız, çıktınız. Tekrar aynı dosyayı yoluna yazdınız. Enter'a bastınız. Güncel halini görebiliyorsunuz. Evet, mesela şu yazıyı değiştiriyorum. Tek tırnak içerisindeyken ben buraya HTML yazarsam şöyle Wage Schools'a girelim. HTML diyorum örneğin. W3 Schools. Evet, burada mesela şu kodu kopyaladım. Bakın HTML'e girdim. W3 Schools'a kodu kopyaladım. Şu res.env var ya, bu açılış kapanışı bu şekilde yaptım. Kodu kopyaladım. Ctrl C yaptım. Koddan çıktım. Tekrar çalıştırdım. Tek satırda yazmamızı istiyor. Bu dosya olarak da bunu belirtebiliyorsunuz. Normalde dosya şeklinde de gösterebiliyorsunuz. Bunu ben bilmiyorum. Neyse, bir kere yapacaksınız bunu. Evet, çalıştırıyorum. İstediğim yazıyı görüyorum. Şimdi sürekli şundan sıkılmış olabilirsiniz. Ctrl C'ye basıp çıkıyorum, tekrar aynı dosyayı çalıştırıyorum. Bunun için NodeMoon diye bir şey üretmişler. Dosya içeriğini değiştirdiğim zaman o dosyanın güncel halini getiriyor. Yani Ctrl C, Ctrl V sürekli yapmama gerek kalmıyor. Şimdi node modülleri yüklememiz lazım. Bu çalışma bu şekilde kalsın. Benim işim, asıl işim bu değil. Ben sadece Node.js üzerinde web server üretilebildiğini şu an örneklendirmiş oldum. HTML sayfa içeriğini JavaScript tabanlı gösterebildim. Benim amacım bu değil. Benim amacım Android'de haberleşme sağlayabilmek. Değil mi? Burayı Ctrl C dedim, çıktım. Artık bu dosyayla bir işim yok.
bunu PHP tarafında web servis sayfası üretebiliyoruz ya. Normal sayfa üretebilme JavaScript tabanında örnek. Yani JavaScript bazlı web sayfaları inşa edebilme örnek bu. Bunu kapatıyorum artık. Benim yapmam gereken şu arkadaşlar. NPM dedik ya. NPM neydi? Node Packet Manager. Şimdi NPM'i yüklemem gerekiyor. Bakınız, Node Server içerisinde klasörler gelecek. NPM boşluk eksi V. Enter'a bastım. Bilgisayarınızda Node Packet Manager yüklüyse sürümünü getirir. NPM boşluk eksi V versiyonunu getiriyor. Node boşluk eksi V dedi. Node.js'in versiyonunu getirdi. Java boşluk eksi versiyon yazarsanız Java'nın sürümünü getirir. Eğer bilgisayarınızda yüklüyse. Yani programın yüklü olup olmadığını bu şekilde tespit edebiliyorum. Eğer NPM yüklüyse, Node Packet Manager yüklüyse Node bağımlılık paketlerini yükleyebilirim. Bakınız. NPM boşluk dedim. Install boşluk. Yüklemem gereken paket isimlerini yazıyorum ben buraya. Express. Enter'a bastım. Bakınız altta bir şeyler dönüyor. Bir şeyleri indiriyor. İndirdikten sonra Node Modül diye bir klasör açıldı. İçerisinde böyle komple bütün kütüphaneleri yükledi. JavaScript tabanlı sunucu kütüphaneleri bunlar. Bakınız yaklaşık 1.5 MB'lik bir şey indirdi. Bitmedi. Bunu yazdıktan sonra npm boşluk install boşluk http yazınız. HTTP web sayfası üretebilmem için gerekli kütüphane. Bunu da indirsin. Bunu indirmiş zaten. NPM boşluk install NodeMoon. NodeMoon bu şekilde. Bu NodeMoon da şunu sağlıyor arkadaşlar. Hani Ctrl-C, Ctrl-V yapıyoruz ya sürekli bu sayfanın içerisinde değişiklik yaptığım zaman çıkıyorum tekrar çalışıyorum. Bunu yapmama gerek kalmıyor. NodeMoon yaptığım herhangi bir dosya içerisindeki kaydettiğim değişikliği canlı olarak görebilmemi sağlıyor. Yani kapatıp tekrar açmam gerek kalmıyor gibi düşünebilirsiniz. Bildiğim kadarıyla bu şekildeydi. NPM boşluk install boşluk NodeMoon. Bunu da yazın. Enter'a basın. NodeMoon'u da indiriyor. Evet, bunu da yükledi. Şimdi asıl en önemli olaya geldik. NPM boşluk install Socket.io. Socket.io. Enter'a bastım. Artık ben Node modüllere girdiğim zaman S'ye bastığımda Socket.io'yu görmem gerekiyor. Bakın Socket.io'ya ait tüm paketler, bağımlılık paketlerin hepsi buraya dahil olmuş durumda. Artık şu Node modül dosyası var ya, toplam 7 MB. Alın USB'de taşıyın. Bilgisayarınızda herhangi bir bilgisayarda NPM, Node.js yüklü olan herhangi bir bilgisayarda JavaScript tabanlı server kullanabilir duruma geldiniz. Bu kadar basit. Evet, şimdi artık şunu yapacağız. Bu bitti değil mi? Boşluksuz
npm install socket.io Evet, devam ediyorum. Şimdi paketleri yüklediysem JavaScript tabanında artık socket.io kullanabilir duruma geldim. Şunu yapacağız arkadaşlar. Node server. Buraya yeni bir dosya daha açıyorum. Server.js dedim ismine. Uzantıyı silelim. Düzenle dedim. Bu dosyayı farklı kaydet. Karakter seti UTF-8'i seçtim. Bu şekilde kaydediyorum. Şimdi server.js içerisinde birebir benim yazdıklarımın aynısını yazınız. Evet, server.js yazdık. Dosyayı üretip içerisine değerleri yazalım. Var app eşittir require express. Yani bunu Android'deki include'a denk geldiğini düşünebilirsiniz. Import'a denk geldiğini düşünün. Kütüphaneye dahil ediyorsunuz. Var server. Var da burada herhangi bir değişken olduğunu belirtiyor. Require HTTP nokta create server. App var IO eşittir require socket nokta IO parantez açtım, içerisine server yazdım. Server.listen bu portu dinle diyorum. Socket programlama yapmak istiyorsak sürekli bir portu açık bırakıp o portu dinlememiz gerekir. Atıyorum 4001 dedim bu portun ismine. Android tarafında 4001 portuna sürekli istekte bulunup yanıtları yakalayabilir duruma geleceğiz. io.on bunlar metotları var. JavaScript tabanlı functionlar üretebiliyorsunuz. Connection function socket süslü parantezi açtın. Bir alt satırda süslü parantezi kapattın. Parantezi açmıştın. Parantezi kapattın. Noktalı virgül arasına geldim. İçerisindeyken console nokta log client connected. Socket nokta on parantez açtım. Metot ismi yazıyorum. Mesaj dedim örneğin. Virgül function argüman olarak data gönderdim. Süslü parantez açtım. Süslü parantezi kapattım. Metodun kapanışı noktalı virgül. İçerisindeyken yine console nokta log datayı gönderdim. io.emit bu herhangi bir metodu tetiklemenizi sağlıyor. Emit metodu. Mesaj al virgül data. Şu kısım arkadaşlar yanlış yerde oldu. Şu süslü parantezler en altta bitsin. Yazdığım metodu buraya dahil ediyorum.
bu dosya bu kadar. Evet, yeni bir Android projesi açalım. Uygulama ismine Soketa'ya chat yazın. Mesajlaşma benzerisiz. İlk bir örnek çalışma yapacağız. Find new project. Soket.io. Chat. Empty activity. Fark etmez. Dosya ismi. Modül yapı için arkadaşlar Gradle script'te. Buildgrid'in modül app'i açtık. İmplementasyon ekleyelim. Implementation. Eklememiz gereken paket ismini söylüyorum arkadaşlar. com.github. Nkzava 2. üst üste soket.io trackline 2. üst üste 0.3.0 ekledikten sonra synchronize now deyiniz. Evet, bunu yazdıktan sonra manifesto sırasına internet bağlantısı izni sağlayın. Anlayacaksınız. Anlamadığımı kabul etmiyorum. Manifeste gelelim. İnternet bağlantısı izni ben de sağlıyorum. User permission. İnternet. Şimdi activity main'e geldim. Constraint'i relative'e çevirdim. Şuraya en üstte bir tane buton ekliyorum. BTN'i bağla. Bağlan. Bir tane edit text ekliyorum. Olmuyor ya. Left ve right'ta OnDP'yi bıraktık. Yani tasarım şu gerçekten problem oluyor bu sıralar. Ne yapsanız hocam? Ne? Butonun altında gösterdiniz, sonra marşın versiniz, oturacak yani. Bu
sıralar hep bununla böyle bir problemle karşılaşıyorum. Bilmiyorum niye. Margin deyince şu an problem olmadı herhalde. Tamam neyse, bir tane edit text ekledik. ET mesaj dedim ismine. Text'i sildim. Hint kısmına mesajınız yazdım. Şuraya kenara bir tane de buton ekliyorum. Gönder diyorum bu butona da. BTN'i gönder. Altta da bir tane list view ekleyelim. Şöyle bir arayüz dizayn ekleyeyim. Bu nesnenin ID'si de list view. Bağlam butonu biraz fazla yer kapladı gibi duruyor. Şöyle bir arayüz dizayn etmenizi istiyorum. Nesnenin referanslarını tanımlıyorum. Evet, şu aleti susturabilirsiniz. Nereden geliyor? Bilgisayardan mı geliyor bu ses? İki tane butonumuz var. Bir tane edit text, bir tane de list view'umuz var. List view. İki tane butonumuz var. BTN'i bağlam. BTN'i gönder. Bir de ne vardı? Edit text'im var. ET mesaj. Referanslarını hızlıca yazıyorum. Butonları tıklama olayını yazın. Bir de globalde şöyle bir nesne üretmenizi istiyorum. Socket. Socket ayar nokta client olan ikinci sıradakini seçiniz. Enter'a bastım. İsmini socket dedim. OnCreate metodunun içerisine bir tane try catch açıyorum. Herhangi bir olası hatayı engelleyebilmek için. Socket eşittir. Büyük harflerle io nokta socket, hangi adresi bağlanacağım? CMD'yi açıyorum arkadaşlar. Bilgisayarımın IP adresini bulmam gerekiyor. IP config yazdım. Bilgisayarın IP adresi 9.14. HTTP ekliyorum başına. Hangi porta bağlanacağım? Server.js içerisinde 4001 yazmışım. 2. üst üste dedikten sonra 4001 yazdım. Siz de bilgisayarınızın IP adresi neyse onu eklemeniz gerekiyor. Neyse, önce benim bilgisayarıma bağlanın. Daha sonra kendi bilgisayarınızı da test edebilirsiniz. Daha sonra devam ediyorum. Socket.on
JavaScript tarafında hangi metodu yazmıştık? Mesaj yazmıştık. Bir de MessageAl var. MessageAl metodunu tetiklemek amaçlı kullanıyorum. Socket.on üzerine MessageAl'ı gönderdim. Virgül dedim, new yazdım, kontrol boşluk, emitter.listener, enter'a bastım. Call metodunun içerisine log.debug yazıyorum. Response argümanların 0'ı.toString. Konsoldan gelen değeri yakalamış oluyoruz. Bağlan butonunun olayı ise socket.connect, gönder butonunun değeri ise socket.emit, hangi metoda bağlanacak, mesaj, virgül, hangi değeri göndereceğiz, etmessage.getText.toString. Bunları yazdıktan sonra çalıştırabilirsiniz. Benim ekranıma düşecek arkadaşlar yazdığınız kodlar. Bir yandan ben not boşluk server.js dosyasını çalıştırıyorum. Şu an sunucum çalışıyor. Kodları yazıp önce bağlana basın. Daha sonra edit text içerisine yazı girip göndere bastığınız zaman buraya düşmesi gerekiyor. Evet. Herkes kendi IP adresini yazıp deneyebildi mi? Yani benim bilgisayara şu an bağlanmayın. Bilgisayarım gelen istekleri şu an yanıtlayamıyor. Benim bilgisayarım hata veriyor. Benim sik çalışmıyor. Bakınız bir deniyorum. Alper bağlandı herhalde. Ya da yazılar geç geliyor. Diyorum ya, kuyruğa ekliyor bunları. Ekledikten sonra sonradan geliyor. Client connected. Deneyelim. Sunucuda bu problemi nasıl açabiliriz hocam? Sunucuda pek problem olmuyor. Yüksek yani trafikli cihazlarda problem olmuyor. Sorun şey hocam, şey çalışmamız gerekiyor değil mi hocam? Node.js çalışmamız gerekiyor mu? Sunucuda mı? Evet. Sunucuda aynı şey yapabilirsiniz. Bağlana bastım. Bakınız client connected. Dikkatli izleyin arkadaşlar. Log chat'i genişlettim. Response mu yazmıştık? Evet, response'u görmedi herhalde. Debug mıydı? Response düşmedi buraya. Client connected'ı gördük. Göndere bastım. Evet, şu an response düştü. Buraya ne yazarsam hem konsol tarafına eş zamanlı düşüyor hem de log chat'e eş zamanlı bu değerler geliyor. Eğer ben bunu yapabiliyorsam artık bir chat uygulaması üretebilirim. Yazdığım değer direkt sunucu tarafına gidiyor. Sunucudan da bana response olarak gönderdiğim yazı geliyor. Ya da başka biri gönderirse başka değerlerini burada direkt görebiliyorsunuz. Bu bize ne kolaylık sağlayacak? Yani real time haberleşme. Bir butona bastığınızda tüm kullanıcılara anlık bildirim yollayabilirsiniz. Ya da gönder butonuna bastığınızda WhatsApp'ta bir yazı yazdığınız zaman direkt düşüyor karşı tarafa. Real time, çalışma zamanı, anlık. Bu nedenle bunlar önemli. Mesela biriniz bağlanın benim portuma. Bağlandığınızda ben buraya log chat'te yazdığınız yazıyı görmem gerekiyor. Şu tarafta. 14. Bağlana bastıktan sonra göndere basın. Denemeyi gördüm. Tamam, demek ki bağlanabiliyorsunuz. Şimdi şunu yapacağız. List view içerisinde gönderdiğimiz tüm yazıları düşürtelim. Değil mi? Şöyle yapalım. Bir tane array adapter üretiyorum.
string tipinde. Adapter. Bir de ne vardı? Başka bir şey gerek yok herhalde. Adapter eşittir. New array adapter. Birinci argüman this. İkinci argüman android.resource.layout. Ne dememiz gerekiyor? Varsayılan simple list item 1 miydi? Nereye bağlayacağız? Bir saniye arkadaşlar. Array list string tipinde liste liste eşittir new array list. Listeyi de gönderdim. Eğer yeni bir değer varsa ne yapsın? Liste nokta set adapter, pardon, listview nokta set adapter, adapter'ı gönderdim. Yeni bir değer varsa ne yapsın? Adapter güncellensin. Liste nokta et diyerek array list içerisinde response'tan gelen değeri gönderiyorum. Artık burayı gizleyebilirim. Değeri ekledikten sonra listview'un adapter'ı güncellensin istiyorsam ne demem gerekiyor? Adapter nokta notify dataset changes. Listview nokta set adapter, adapter dedi. Tekrar çalıştıralım. Ben bağlandıktan sonra bir yazı gönderin bakalım. Ekranda görebilecek miyiz? Listview içerisinde. Bir yazı gönderin arkadaşlar. Hata verdi. Notify the set change de kızıyor olabilir. Bir deneyelim tekrar. Evet, bugün böyle gidiyor. Domates, patates. Başka var mı? Deneyin. Benim ister güzel. O zaman şurayı bir değiştirmemiz gerekecek. Burada bir şey atlıyor muyuz? Hocam benim ister güzel. Liste niye kızardı? Şuraya yazdınız mı? Bekleyin arkadaşlar. Şu hatayı ben bir çözeyim. Birlikte yazalım. Ayrı bir thread üretmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şurayı bir siliyorum. Burada bir problem oluştu. Bunları bir sildim. Thread üretmemiz gerekiyor. Run on. Hocam bağlam butonu içerisinde de adaptörle listeyi çağırınca direkt geliyor. Hani direkt dolaşmak istemiyorsunuz. Ne yapmam lazım? Ben hatırladım, tamam, buradaki problem thread ile alakalı bir sıkıntıydı. Ya herhangi başka buton da oluşturulabilir ama hali hazırda var olan bağlam butonun içerisine yatırılmayınca adaptörle listeyi adaptör geçen atınca her butona bağlan dediğimizde listeyi yazdırılıyor. Şuraya yani kaçmış olur aslında. Thread üretmek gerekiyor, böyle hatırlıyorum ben. Get application context nokta biz nokta mı diyelim?
bir runable. Ne yapacak? Gelen değerleri array list içerisine eklememiz gerekiyor. Liste.add argümanın sıfırı son dönen değer .toString. Son eklediğim değeri ne yapmam gerekiyor? Adapter içerisine eklemem lazım. Adapter nokta notify dataset changes. Adapter'ı onCreate içerisinde tanımlamamız lazım. Adapter eşittir new array adapter this android nokta v nokta layout nokta. Nereye bağlayacağız bunu? Listeye bağlayacağız. Şöyle bir deneyelim. Bağlandık. Tamam, çözdüm. Bunları ekledik. Sonrasında adapter listview'i ekledik. Şuraya liste eşittir new array listemem gerekiyor. Sonrasında şu kodların aynısını yazdınız. Tekrar denediğimde sanıyorum çalışacaktır. Bağlana bastım. Deneme yazdım. Göndere bastım. Deneme geldi. Benim IP adresime bağlanıp yazı gönderin. Bakalım geliyor mu? Evet, geldi. Başka bir şeyler yazın. Herkes kendi ismini yazsın. Evet, demek ki oldu. Tamam. Listeyi tanımlamamışım. Yani şu en önemli kısım şurası. Bunu tanımladıktan sonra onCreate'de yazdınız. Call metodu içerisinde thread üretmeniz gerekiyor ki anlık yanıtı yakalayabilmek için. Thread eklemezseniz anlık haberleşmeyi sağlayamıyorsunuz. Program patlamış oluyor. Runable çalışma zamanında sürekli değeri okuyabilmek için run on IO thread eklemeniz gerekiyor. Buraya da eklediğiniz zaman gelen tüm değerler düşüyor. Ne arası ya? Ne arası diyeceğiz? Ders bitiyor ya. Ara verelim yazmış şuraya. Vallahi şimdi ben buna üyelik sistemi falan da getireyim. Kim yazmış bunları da gösteririm şimdi size. Görüşün saat tam 9'a kadar gösteririm. Aslında sos oyunu göstereyim diyorum ama vaktimiz yetmiyor. Belki hata. 10. günü işliyoruz web servislerde. Toplam 24 gün herhalde. Ben de sıkıldım, bakmayın. Örneği göstermesem de olmayacak. Bazen mi olacak? Bu kadar. Bu öyle bir kadar. Hocam da şifre. Ne? Şifre. Ne? Şifre. Şifre. Biraz da şifre. Ekleyebiliriz. Egzemende bir sıkıntı varmış. Arkadaşlar kodları ben bir kod şehrinde paylaşayım mı? Kod şehrinde de kitabı atarsanız ne? Yani kitabı atarsanız tamam. Yani atabilirsiniz daha iyi. Gün atıyoruz zaten. Hocam mesela bu sohbet konekti onCreate'in için çalıştırsaydı. Hani yazsaydı. Sen tekrar söyle, anlamadım. Socket Connect var ya, bağlanma bölümünde yazdığınız. Tamam. Onu direkt onCreate'in içine alsaydı. Yapabilirsin. O zaman çalıştığı gibi direkt hiç bağlanma sorun basmadan. Aynen. Örnek göstermek için yaptım. Evet. Tamam. Evet. Tamam. Evet.
Geliştirelim mi? Geliştirelim. Hocam kodları paylaşın. Tabii. Codeshare adresi açıyorum arkadaşlar. Orada paylaşalım bunları. Main activity'yi gönderiyorum. Arayüz zaten aynıydı size. Bu Socket.io'nun kendi sitesinde Android'li chat uygulaması örneği göstermişler arkadaşlar. Ona da bakabilirsiniz. Bunu şansımızı açmadı. Şu adresi açabilirsiniz arkadaşlar. Main activity'deki kodları paylaştım. Çalışıyor mu? Çalışıyoruz. Senin uygulaman tam bu yakışır diyor. Biz dizayn da yapmıştık orada. Asıl o bende ben var. Bayda var hocam. Mantık ne biliyor musun? Orada sen normal string gönderiyorsun. Oraya sen string değil JSON göndereceksin. JSON parçalayacaksın. Satır görüntüsünü zaten dizayn ediyor. Modelini hazır. Ki ekleme daha yapacağız bu, custom edeceğiz bu istiyor. Yapılabilir. Vaktimiz yok. Vaktimiz olmadığı için bugün web servisleri bitireceğim. Geri kalan konuların hepsini değinmemiz lazım. Bunu bir iki düzenleme daha ekleyelim. Sorusu olan var mı buraya kadar? Ne yaptığımızı anlayan, anlamayan. Bugün ne yaptık? Ne yaptığımızı anlamayan var mı? Anlık haberleşme işlemi yaptık. Evet, real time. Şimdi hangi metot ne işe yarıyor? Bunu mu soruyorsun? Bakalım. Şöyle socket bağlanacağım IP adresi ve portu tanımladım. On metodu ne işe yarıyor?
o metodu mesaj al ne zaman tetikleniyorsa, yani şu kod her zaman çalışmıyor. Bunun ne zaman çalıştığını biliyoruz. İlgili port dinlenir. Ne zaman mesaj al tetiklenirse. Metot o esnada çalışır. Yani ben ne zaman JavaScript tarafında mesaj alı tetikliyorum, o zaman bu kod çalışıyor. Yani yeni bir mesaj geldiğinde metodu çalıştırıyorum. Arka planda sürekli bu iş çalışmıyor. Call metodu gelen değerleri yakalamamı sağlıyor. Argümanın sıfırı demek son gönderilen mesajı yakala demek. Yani konsolu en altta ne düşüyor? Oraya bu geliyor. Liste.add diyerek array liste ekliyorum değeri. String tipinde olduğu için. Adapter.notify data set changed diyerek adapter'ın yeni bir güncel veri olduğunu yakalamasını sağlıyorum. List.setAdapter diyerek listeyi yenilemiş oluyorum adapter'ı tekrar göndererek. Emit ne işe yarıyor? Socket.emit ise mesaj değeri nerede? Socket.on mesaj metodunu çalıştırıyor. Console.log içerisinde gönderdiğim değeri eklemiş oluyor. Edit text içerisinde ne yazarsam mesaj metodu socket tarafında tetikleniyor ve console tarafına değeri ekliyor. Emit ne işe yarıyordu? Tetikleme işini sağlıyor. Ne zaman emit çalışıyor? Emit çalıştığı zaman aynı zamanda mesaj al da çalışıyor. Bakınız. Emit mesaj alı tetikliyor. Bakınız socket mesaj al ne zaman çalışıyor? Emit mesaj çalıştığı esnada. Yani şu bu satırla bu satır sürekli haberleşiyor arka planda. Bütün iş zaten iki metot arasında dönüyor.